Efendim hani her yerde karşımıza çıkan bir uyarı vardır. Emniyet kemeri hayat kurtarır diye. Genelde pek kulak asan olmaz bu uyarıyı ama şimdi ekrana getireceğimiz görüntüleri dikkatle izlemenizde fayda var. Sadece 10 kilometrelik bir hızda bile kaza yapan aracın içinde neler yaşandığını şimdi ekranlarınıza getireceğiz. Hayatımda atacağım, ilk taklama atacağım. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Sola doğru savruluyoruz. Elimle destek almaya çalışıyorum ancak emniyet kemeri olmadan mümkün değil sabit kalmak. 10 kilometrede böyleyse hızla düşünemiyorum. Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı tarafından Ankara'da bir AVM'de emniyet kemeri simülasyonu kuruldu. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği simülasyonun esas amacı ise emniyet kemerinin hayati önemini vurgulamak. Daha ehliyetim yok ama aldığım zaman en azından bir bilincim olsun diye deneyeceğim şimdi. Çok güzel bir uygulama yapılmış. Ben daha önce bir kaza atlattım. Emniyet kemeri kurtardı beni. Olmasaydı şimdi belki yoksun. Trafik haftası için düzenlenen etkinlikte gönüllüler tek tek kazayı tecrübe etti. Sola doğru savruluyoruz. Elimle destek almaya çalışıyorum ancak emniyet kemeri olmadan mümkün değil sabit kalmam. Şu anda tam olarak tepetaklak duruyoruz. Ayaklarımız yerden kesildi ve herhangi bir yerden destek almam maalesef de mümkün değil. Daha önce bir kaza yapmıştım. Sürücülere emniyet kemerlerini takmalarını rica ederim. Çünkü hayat kurtarıyor. Bizler de az evvel simülasyonu deneyimlemiş olduk. Emniyet kemerinin önemini simülasyonu deneyimleyen herkes gibi bizler de anlamış bulunduk. Saatte 8 ila 10 kilometre hızla dönen bu cihazın içerisinde mümkün değil emniyet kemeri olmadan sabit kalmak. Emniyet kemersiz orada durmanın kesinlikle bir imkanı yok. Hani biz emniyet kemeriyle bile o kadar sıkıntı çektiysek emniyet kemersiz yani yaşanabilme imkanı olduğunu düşünmüyorum. Emniyet kemeri hakikaten önemli miymiş? Yani evet gerçekten bu kadar önemli olduğunu fark etmemiştim ve düşünmemiştim. Şu andan itibaren daha çok dikkat edeceğime eminim.